İki gün süren toplantıya İMOS ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilium Yönetim Kurulu Başkanı Timur Han ve yönetim kurulu üyeleriyle Mobilium'da showroomları olan firma sahipleri katıldı. Cumartesi sabah 10'da başlayan ilk oturumda mobilyacılara Exim Bank kredileri ile alakalı bilgiler verildi. Türkiye Ekonomi Bankası Dış Ticaret Uzmanı Berk Arbil, Ar-Ge, eğitim fuar katılım, markalaşma, pazar araştırması ve tanıtım alanlarında devlet desteği uygulamalarıyla ürün ihracatının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, desteklerin sonucunda ise firmaların ticaret hacmini genişleyerek ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını tahmin ettiğini ifade etti. Düzenlemeyi düşündüğümüz, bunu da başarabileceğimize inancım sonsuz. Mobilium 1. İstişare Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. TEP İnegöl Şube Müdürü Murat Sulukan da kredi garanti fonu ile alakalı bilgiler verdi. Davetimize icap edip aynı günün ikinci oturum toplantısının açılış konuşmasını yapan Mobilium Yönetim Kurulu Başkanı Timur Han şunları söyledi. Ekonomi Bankası'ndan kullanılan 7 yıl vadeli bir kredi borcumuz mevcuttu. 19,5 milyon lira bir kredi ana para alınmış. Akabinde bir 500 bin TL'de işlek bir krediyle 20 milyon lira kredi kullanılmış. Totalde karşılığı da 34 milyon TL olarak geri dönüşü vardı. Dükkan satışlarından Rabbim de bize müsaade etti. O günde insanlar bize güvendiler. Karşılığında buraya yatırım yapıp dükkan aldılar. O dükkan alıp yatırım yapan arkadaşlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Toplanan para evraklarımızla biz bu krediden nasıl kurtulabiliriz hesabını yaptık. Belki bu krediyi erken kapatmasak 2017-2018 rahat geçirebilirdik ama 2019 ve 20 sancılı bir süreç geçecekti. Tekrar üyelerden herhalde benim tahmin hesaplarıma göre 320'şer bin lira gibi para toplamak icap edecekti. Bu da beni olduğu gibi her üyeyi de üzecekti. Biz uzun uğraşlar sonucunda daha önceki kredi 1.10'da alınmış. Biz 1.14'lerden başlayıp 1.02'lere kadar bu krediyi çekip totalde 26 milyon 702 bin liralık toplam borcumuzu 17 ay gibi kısa vadeye yayıp 17 milyon 388 bin liraya kapattık. 2016 yılında reklam konusunda 1 milyon civarında paranın harcandığını belirten Han, 2017 yılı reklam bütçesini 3 milyon lira olarak üyelere sundu. 2015 Mayıs ayı ve 2016 7. ayına kadar reklamlara harcanan para totalde 3 milyon 800 bin lira bir bedel harcanmış. Ama bu bizim reklam bütçemiz toplanmadığı için reklam bütçemizden değil mevcut paralarımızdan harcanmış. İşte bu türden dolayı vergilerimiz ödenememiş. İşte bankalarımızda bir sıkıntılar yaşamışız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hep şunu savurduk. Ne kadar reklam bütçemiz varsa o kadar harcama yapabiliriz dedik. Diğer kasamızdaki mevcut paralara dokunmama kararı aldık. En son yapmış olduğumuz bütçede alt katlar 20 bin lira, üst katlar 5.500 lira vermek kaydıyla totalde 1 milyon 150 bin lira gibi bütçe oluşturduk. Bununla ilgili metin detayları size verecek. Üyeler oy birliğiyle reklam bütçesini 3 milyon liraya arttırılmasına karar verdiler.